Bugün ne yapıyoruz Demet? Bugün krem boyalarla çalışacağız. Seramik boyayacağız, ayakkabı boyayacağız ve saksı boyayacağız. Plastik saksı boyayacağız. Aynı boyayla. Şimdi bugün bu ayakkabı olayını takip edin efendim. Şu ara mezuniyetler var, nişanlar var, sünnetler var. İstediğimiz kıyafetimize göre ayakkabı bulmakta çok zorlanıyoruz. Evet. Mesela bir beyaz ayakkabı alırsınız veya bir açık renk bir ayakkabı alıp bununla boyayabilirsiniz. Bu fikri sakın yabana atmayın. Gerçekten çok önemli ve nerelerden bulabileceğiz bu boyayı? Bunu yapı ve hobi marketlerden bulabilirler. Evet. Bunların bir kilolukları var. Onları da duvarlarında kullanabilirler aslında. Çok amaçlı bir boya bu. Karton piyer boyayabilirler. Dekor yapabilirler. Birçok şeyi var ama biz bugün sadece üçünde göstereceğiz uygulanmasını. Bir renkten alıyorsun, atıyorum pembe, sehpayı boyuyorsun, duvarın bir kısmını boyuyorsun. Ayakkabını da boyayıp oturuyorsun. Ayakkabını da boyuyorsun, oturuyorsun. Vallahi şahane. Harika. Evet. Şimdi ilk neyle başlayacağız? Bir baykuşum var. Seramik bir baykuş. Bununla başlamak istiyorum. Bunları seyircilerimize gönderelim mi? Ne güzel olur. Çok iyi olur değil mi? Ne güzel olur. Bir dakika. Şimdi baykuşu bir gösterelim. Okay. Şöyle. Kameraya bir gösterelim. Baykuş modası var biliyorsunuz. Kuru kafa bir, baykuş iki. Sibel çok sever baykuşu. Evet. Ben de severim de hani öyle de hani çok olsa diye şey olmam. Sibel çok seversin. Ben çok severim. Oya Hanım çok sever. Evet. Okan Bayülgen biliyorsunuz çok sever. Evet. Bu boyaların kullanımında sünger kullanabilirler, parmaklarını kullanabilirler. Ayakkabı boyası gibi kullanılıyor. Yani hani evet önceden o süngerle kullanılan ayakkabı boyaları gibi ama parmağınızı da kullanın. Yani hiçbir sakıncası yok. Su bazlı boyalardır çünkü. Ben de boyayayım mı bir tane? Şu kuşu da ben boyayabilir miyim? Tabii. Bir dakika. Şunu çok beğendim. Yani geldiğimden beri göz koydum. Peki süngerimizi ıslatıyor hayır, muyuz? Hayır, kuru süngerle çalışıyoruz. Sibel hiç ayakkabı boyadın mı hayatında? Çok. Ha? Çok boyadım. Ayakkabı nasıl boyanır bilir misin Ece? Gençlere soruyorum. Böyle sürüyoruz zannediyorsun. Cila gibi bir şey. Cila gibi bir şey. Şimdi gerçi cilalı boyalar da var. Boyayı yediremedim süngere. Biraz kurumuş mu? Yok. İyi mi? İyi. Evet. Bu boyanın bir özelliği de üzerine vernik istemez. O çok güzel. Hemen fikse olacak. Hiç koruma istemiyor. Mavi kuşu kim istiyor? Hemen benden. Bunu istesinler. Yalnız çok boyanın kalitesi inanılmaz. Boya. İşte size yazın çocuklarla yapılabilecek inanılmaz rahat, boyaması da rahat. Bir yere sıçrama derdi yok, döküldü derdi yok. Şu şekilde. Bakın efendim gerçekten çok güzel oluyor. Sibel şimdi gözünü boyuyor. Ben reklam arasında hafif kanatlara da çok yeşillik verdim. Sibel biraz şu bronzla da gagasını azıcık yapalım. Bunu da hediye ediyoruz. Baykuşumuz biraz sonra olacak. Onu da hediye ediyoruz. Bugün sevgili izleyicilerimize. Ayakkabı boyandığı zaman kat yerlerinde şey olur mu diyorlar. Olabilir. Onun için biraz daha düz modelleri tercih etsinler lütfen. Evet. Düz olmasında fayda var. Modelin kat yerinde iz olabilir. Terlikler de çok rahat kullanabilirler. Terlikler güzel, güzel. Çok iyi bir malzeme. Yazın çocuklarla deniz kenarından taş bulup çocukların ayakkabıları. Evde bazı objeler bulursunuz siz. Bir tane boyayla da dünya kadar şey yaparsınız. Hatta iki tane olabilir. Çok pahalı mı bu boyalar? Hayır değil. Değil. Normal hobi boyası çünkü bunlar. Hobi boyası. Güzel. Bu arada arkadaşlarım Zara mı söylüyor arkadaşlar? Zara söylüyor. Karacaoğlan yeşil başlı gövel ördek. Buyurun. Bizimki kuş ama olsun.